deprem kampanyası şarkısı. Ünlü isimlerin deprem bölgesine desteği sürüyor. İzliyoruz. Mahsun Kırmızıgül kendini adadı. Oradaki insanların yanındayız biz. Ekiplerimiz de orada sahada. Aslı Tan Doğan nikah şahidi oldu. Cengiz Bozkurt yemek dağıttı. Bu bağışları, çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırmakla kendimizi görevli addediyoruz, açık söyleyeyim. Hadise bağış için şarkı söyledi. Tamer Karadağlı onlarla birlikte ağladı. Ünlü isimlerin deprem bölgesine yardımları devam ediyor. Türkiye depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ederken ünlü isimler yardım faaliyetlerinde başı çekiyor. Mahsun Kırmızıgül günlerdir bölgedeydi. İstanbul'a kısa süreliğine döndü Kırmızıgül. Oradaki insanların yanındayız biz. Ekiplerimiz de orada sahada. Burada arkadaşlarımız var, dostlarımız var. 18 gün boyunca aralıksız depremzedelerin yanında olan Mahsun Kırmızıgül, özellikle Mucize filminde hikayesini anlattığı engellilere destek olduğunun altını çizdi. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Aziz oğlum. Sana bir kız buldum. Anan görmeye gideceğim. Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük felaketin simgesi olan Mesut Hançer'e ev sözü veren Ebru Yaşar sözünü tuttu. Murat Hançer evine kavuştu. Ebru Yaşar'ın kendisi için aldığı evine yerleşen Mesut Hançer, hayatını kaybeden kızı Leyla'yla tablosunu evinin baş köşesine yerleştirdi. Acılı baba Ankara'daki yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor. Bir hafta oldu eve geleli. Eve alışmaya, ortama alışmaya çabalıyoruz. Zor da olsa yavaş yavaş alışmaya çalışacağız. Deprem bölgesini ziyaret eden isimlerden biri de Aslı Tan Doğan'dı. Ünlü oyuncu bir çifte nikah şahitliğini üstlendi. Ayşe bayramısın valla. Şey var mı? Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da bölgeyi ziyaret edip yardım çalışmalarına destek verdi. Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı. Başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt da gönüllü olarak deprem bölgesindeydi. Bu bağışları, çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırmakla kendimizi görevli addediyoruz, açık söyleyeyim. Her bölgeden gelen arkadaşlar var Dayanışma Gönüllüsü adı altında. Uşak'tan var, Hopa'dan var, Bursa'dan var, biz İstanbul'dan, Ankara'dan var. Depremzedeler için yemek dağıtımına da katılan Cengiz Bozkurt, 99 depreminde de bu faaliyetleri yürütmüştü. Biz 24 yıl önce yine Gölcük depreminde Dayanışma Gönüllüleri adı altında faaliyet yürüttük ve Gölcük'te bir yıla yakın
bu insanların artık yaralarını sarmaya, kendi kendilerine yaşamlarını idame ettirmesine yardımcı olmaya çalıştık ve bu dayanışmanın onları bizatihi bir parçası yaptık. Burada da aynı faaliyeti, aynı 99'daki depremden aldığımız deneyimle kendilerine yetebilecek durumda. Yani buraya getirip de sadece önlerine su koymak, sürekli su koyan bir insan durumunda olmak değil de bu suyun tedariği, arıtmayı sağlamak, barınma konusunda, yiyecek konusunda 1200'e yakın insana 3 öğün yemek çıkarıyoruz mesela burada. Abi, dikkat edin. Abi, geçirsene. Buyurun. Helva amcacığım, ol helvası. Tut. 3 kişi kadar İnsanları artık ona ortak ettik. Bu biz buradan çekildikten sonra kendi kendilerine yetebilecek durumda olacaklar ve yaralarını beraberce sarmış olacaklar. Nefise Karatay ve Tamer Karadağlı da deprem bölgesini ziyaret etti, halkla bütünleşti. Hepimiz çok koşa koşa geldik açıkçası. Elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Acınızı paylaşıyoruz. Bir parça size moral olabilirsek ne mutlu bize. Tamer Karadağlı çadırlarda halkla buluştu, depremzedeleri dinledi. İyi misin anneciğim? Efendim. Çok geçmiş olsun. Söyle. İyi ol. Bana vuruyor. Evvelsi gün zaten Gaziantep'teydik, İsalye'deydik, Nurdağ'ındaydık. Bugün buradayız. Buradan Adıyaman'a geçeceğiz. Bu dünyalara bedel. Çünkü o tebessümü yaratmak için zaten geliyoruz. Hani ekranlarda seyrettikleri insanların onların yanında olması bence onlar için çok önemli. Çok duygulandım. Yani bakar mısınız bunlar bu ülkenin gelecekleri bu çocuklar. Ve yani en büyük zararı aslında onlar gördü. Yani onlara bu süreci mümkün olduğunca hissettirmeden geçirmek gerekiyor. Türk sinemasının en sevilen filmlerinden Kibar Feyzo'da kullanılan Hatay'daki tarihi konak depremde zarar gördü. Kibar Feyzo filminde Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Ali'ye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu. Hadise deprem bölgesine yardım toplamak için yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Belçika'da bir yardım organizasyonu düzenlemeye hazırlanan Hadise, Birdie'nin People Help the People şarkısını bu kampanya için yeniden yorumladı. Bergüzar Korel de deprem yardımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Korel, Hatay'daki öğrenciler için eğitim seti yardımları için bu duyuruyu yaptı. Hatay Samandağ'dan bir grup öğrenci arkadaşım ve sevgili öğretmenimiz bana ulaştı. Oradaki çocuklarımızın kitap ihtiyaçlarını bana ilettiler. Sayıları tabii ki oldukça fazla. Bu yüzden israf olmaması adına aynı kitapların defalarca gelip diğer başka yaş gruplarındaki çocukların da kitapsız kalmaması adına bize ilettikleri tam sayı karşılığında biz bir dağıtımcı firmayla anlaştık ve belirli paketler belirledik. Her bir setin her bütçeye uygun fiyatlarını da sizinle paylaştım. Bunları tekrar paylaşacağım. Ben bir dernek olmadığım için her şeyin şeffaf ve güvenilir olması adına sevgili Esra bana destek oluyor. Oh Be Dünya Varmış Derneği. Setlerimizin ücretlerini o hesaba gönderdiğinizde ben de meblağa ulaştığımda direkt oradaki miktarı dağıtımcı firmayla paylaşacağım. Kendileri şu an kitapları depoda tutuyor, biriktiriyor ve ondan sonra lojistiğini sağlayacağız. Arkadaşlarımızı kitaplarına kavuşturacağız. Sadece ülkemizden değil, dünyadan da yardımlar gelmeye devam ediyor deprem bölgesine. Ünlü model Bella Hadid'in Amerika'dan ülkemize yardım kolileri göndermesi takdir topladı.